Instagram'daki erişim yasağının ne zaman kaldırılacağı açıklandı. Önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olan Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamalarını dinleyelim. Dedi ki, kaynakları ülke dışında olan ancak Türkiye'de temsilcileri olan platformların uyması gereken bir mevzuat olduğunu dile getirdi ve bu sözlerle devam etti. Uyarılara rağmen dikkate almadıkları katalog suçları dediğimiz bir çerçevemiz var. Kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı alamadık. Bunun için erişim engeli getirdik. Şimdi önemli nokta geliyor. Kanunumuza uymayan tarafları yerine getirdikleri zaman biz de bu erişim engelini kaldırmış olacağız dedi. Hem hukuki kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetleri dikkate alınmadığı takdirde gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti. Ve Instagram Türkiye temsilcisi ile görüşüldüğünde ifade ettim. Orada eksiler Instagram temsilcisine aktarıldı dendi. O eksiler giderildikleri an, yani diyelim ki bir saat sonra o engeli kaldırmış olacağız dedi. Yani şu an top Instagram'da. Instagram bunları ne kadar uygular uygulamaz bilmiyorum ama uygularsa bir saat içinde Instagram'a getirilen engeller kaldırılacak. Şimdi ben bunu merak ediyorum. Neden aynısı TikTok'a getirilmedi? Mesela toplumsal hassasiyetlerden bahsetti bakanımız. Ama bana göre benim izlenimim, benim gördüklerim, toplumsal hassasiyetlerimiz TikTok'ta daha çok uyulmuyor. Daha ağır hakaretler okuyorum, duyuyorum canlı yayınlarda yapılan hareketler, aileye uymayan hareketler gibi gibi şeyler gerçekten merak ettim. Ya da TikTok'la iletişime geçildiğinde TikTok tamam diyor, işte falan kişiyi engelliyoruz, profili siliyoruz, yayını kapatıyoruz. Öyle bir yaklaşımda bulundu da Instagram'ı bulunmadı. Bulunduysa niye biz görüyoruz TikTok'ta havada küfürlerin uçuştuğunu, ki korkunç bir küfür şeyine de sahibiz, biz acayibiz yani.